Aydın. Ne oldu Asiye abla? Gıda ne olacak? Delin gitti, kapısında yatmana gerek yok. Gakas hava alalım. Yenge. Abim çıkmasınlar dedi. Evlendiklerinden beri bu Vedat şerefsizi fazla sessiz zaten. Bir bomba patlatacak diye korkuyoruz. Ne oldu? Şimdi de dörtten iyisin. Ne oldu kuzum sana? Fatih bunu böyle okutsak mı? Ne etsek? Vedat fazla sessiz dedin ya. He dedim. Gerçekten biz Tahir'le evlendik ama Vedat hiçbir şey yapmadı. He yapmadı. Ya da yaptı. Kız yaptı mı yapmadı mı karar veririm. Bir halt anlamadım. Ya yaptıysa ama biz bilmiyorsak? Bu ne demek kız? Ablası sevsin. Dün akşam Saniye Hanım tüm köy pazarda ben Mercan'a bir şey dedim diye kendini astığını söyledi dedi ya. Aman sen kaynanama ne bakarsın? Millet af kurur af kurur, susar, takma sen. Ya takmıyorum zaten ama başka bir şey var. Oy nenem yarabbi, gene ne var? Ya ben dün Mercan'a kendine bir şey yapma dedim. O da yapmam zaten, Allah'tan korkarım dedi. Bir de ben çok güçsüzüm. Bundan kurtulmak istiyorum dedi. Biz dün anlaştık. Doktor Volkan'a birlikte gidecektik. Heh. Size de Tahir götüreceği de düşüp bayılayma burada. Yok ablam, onu demek istemiyorum. Yani benim dediğim o kız hiç intihar edecek gibi değildi. Ya kurtulmak isteyen insan niye umutsuzca ölmek istesin ki? Kız ne bileyim ben. İşte bir tuhaflık var şimdi. Kusura bakmayın Hakim Bey. Oğlum bir türlü ayrılmak istemedi, ben de bırakamadım. Babalık işte. Yenge, aklından ne geçiyor? Benim Yiğit'i aramam lazım. Ama ya Vedat yanındaysa? Yo, Murat aradı. Eşan'la Vedat hastanedeymiş. Da, hayırdır? Oğlum bir kahvaltı yapaydım lan. Dökül. Çocuktan da, Berra'nın anasından da, Şengül Bağcı denen kadından da iz yok. Havaalanından çıktılar, sonra kameraları atlattılar. Senin bu Vedo işi biliyor aga. Ben de işimi biliyorum, sen daha uyu. O ne demek? Sen dün Şengül Bağcı'nın telefonunu bilirsek yerini de buluruz dedin değil mi? Ha dedim. Aha. Bak, 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 bak. Bak, o deli deli bakışlar yine ha. Lan. Tamam lan. Dökül falan hadi. Ne yapıyorsun? Yiğit'i aramam lazım. Meşgul. Allah Allah. Kimle konuşuyor ki bu uşak? Evet anne eminim. Babam dün sabah çıktı. Mahkemede oğlum benden ayrılmak istemedi. O yüzden geç kaldım dedi de anneciğim. Onun için sordum. Anne, sen de öyle bir şey mümkün mü? Bana ukalalık etme akıllı bıdık. Hadi şimdi kapatmam lazım. Seni çok seviyorum anneciğim. Hadi öptüm. Ben de seni bir sürü seviyorum. Vedat dün mahkemeye gecikti ya. Yiğit'teydim dedi. Ama yalan söylemiş. Ya Vedat buraya gelip Mercan'ı astıysa? Sonra da mahkemeye ışınlandı. He, o bile yetmez. Biz buraya koşup geldiğimizde yeni asılmıştık biz. Onu biri asla görürdük.